Kızılkeşir köyünden başlayıp devam eden Kemer köyünü tehlikeye sokan ve bu civardaki bütün orman alanlarını etkileyen anızların yanmasına sebep olan ve şu an itibariyle de tamamen sönmüş olmayan bir yangınla karşı karşıyayız. Tabii bizim için en önemli konulardan başında çöp deponu alanının güvenliği. Çünkü burada çöp deponunun kendisi bizzatihi risk. Oraya bir yangının sıçraması bütün alanın çöplüğün yanmasını demektir ve patlama riski yaratır. İki MBT tesisimiz var. Şurada o tesisin hemen dibinde yangın ilk başlanma noktası orası. Hemen müdahale edilmiş. Hidratlarımız var. Oradan müdahale edilmiş. Kurtulmuş. Ama daha sonra esas sıkıntı beyaz balon, o metan gazı var onun içinde. Elektrik üretmek için çöp deponu alanından toplanan gazın depolandığı balon. Şimdi dolayısıyla orada güvenlik tedbirleri alındı ve yangının oraya yaklaşmaması için bütün çaba gösterildi ve uzaklaştı. Onun önünden de bir dere geçiyor. O da tabiatıyla faydalı oldu. Ama tabii MBT tesisi biraz önce gösterdiğim orada ilk çıktı ama dediğim tedbirlerle beraber çöp deponu alanının bu sefer güvenliği konusunda arkadaşlar çaba gösterdi. Akşam geç saat 8.30-9 sularında da şu anda idare binası var sol tarafta. Onun altından geçti yangın. Orada da büyük bir mücadele örneği verdiler çünkü bu tarafa gelse, binayı yaksa bu sefer binadan yeniden o alanlara bahsettiğim metan gaz deposuna ya da çöp depon alanına hızlı bir şekilde gitmesi söz konusuydu. Sonuç itibariyle, şu an itibariyle Allah'a şükür risk en aza inmiş durumda. Ama tabii risk bitti diyemeyiz çünkü etrafta hala da görüldüğü gibi dumanlar var. Yangın devam ediyor. Mevzi ufak ufak yani bir belki kalan ağaçların içindeki o korların yeniden duman çıkarması olabilir. Ama yeni alevlenmeler inşallah olmaz. Her an dediğim gibi yeniden alevlenme riskine karşı bütün ekipler burada. Ayrıca illerden de gelenler var. İtfaiyeciler, Sayın Valimiz gelmiş. Geldi, o da ilgilendi. Toma geldi. Geçmiş olsun diyorum. Ama tabiatıyla gözlemi, denetimi bırakmıyoruz.